arkadaşlar. Olacak. Şimdilik söylemiyorum ama çok güzel yerler gezeceğiz bugün. Vlog'un ilerleyen dakikalarında, ilerleyen zamanları hepsini göreceksiniz. Çok güzel bir gün olacağını diliyorum. Şimdi burada bayağı sabah erken kalktım ben. Sabah saat 7.30 gibi falan. Bunun geri kalan zamanlarında bayağı kalabalık oluyor. Bu yüzden sabah gitmeyi tercih ediyorum. Çok fazla insan oldukça zaten kalabalık bir şey. Zaten turistik yerler iyice kalabalıklaşıyor. İlk durağım Batı Caves'e geldim. Şimdi bu 272 basamaklı Hindu tapınağına geldim. Buranın en büyük, işte en güzel çekici yanı bu renkli basamaklarının olması. Bu şekilde renkli basamaklar var. Ve en üstte çıktığınızda, daha önce çıktığım için şu anda tekrar çıkmayacağım. En üstte çıktığınız zaman, yani 272 basamağın sonunda mağaranın içinde tapınak var. Şunlar inanılmaz hayat kurtarıcı arkadaşlar. Tiger Balm denilen bir şey. İnanılmaz derecede nefes açıyor. İnanılmaz derecede hastalıklardan falan koruyor. Bu nane yağıyla yapılan bir şey. Ve burnunuzun kenarlarına sürmeniz burnunuzu açmasıyla an ve an aynı, yani öyle söyleyeyim. Bayağı etkili bir şey. Bir şey söyleyeyim, şu tabakların güzelliği, yani bakar mısınız ne kadarmış mesela bu? 70 ringgit hediyelik eşya alacaksınız, böyle renkli renkli tabaklar, hatta böyle ördekler falan var içine, muhtemelen mum falan yerleştiriyorsunuz. Böyle. Malezya'ya gittim, Bali'ye gittim, Bangkok'a gittim elbiseleri. Sürülerce korkunç maskeler. Ay Allah'ım, şunları elime alsam vallahi. Buradaki taksiciyle konuşurken şeyi fark ettik. Kendisi Müslüman olduğunu falan söyledi. Sonra dedi ki bizim ülkede böyle savaşlar vesaireler olmaz dedi. Ben de ona zaten en çok sevdiğim şeyi söyledim. Burada arkadaşlar birçok dinin tapınakları, inançlarının yaşandığı ibadet yerleri var. Buna rağmen bir arada barış içerisinde yaşayabiliyorlar. En çok Malezya'da beni bu tatmin ediyor. Gerçekten huzurlu bir yer. Adam da zaten söylüyor. Biz barış içerisinde yaşıyoruz diye. Gerçekten de dışarıdan görünen kısmıyla da o. Dışarıdan da öyle görünüyor yani. İnsanlar burada birbirleriyle savaşmadan kendi dinlerini kendilerince yaşıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bir ülkeyi en huzurlu, en güzel yapan hali de zaten budur. Thank you.
Şimdi şu ünlü Çin Tapınağı'na geldik. Chinese Temple diye geçiyor. Ten Hao Temple. Burada biraz gezeceğiz. Şimdi biraz da fotoğraf çekilip ondan sonra çıkacağız hemen. Ama mükemmel görünüyor. Etrafı da yemyeşil. Herkese Ten Hao Temple'dan merhabalar. Ten Hao Tapınağı'ndan yani. Burası Güney. Güneydoğu, evet doğru hatırladım. Güneydoğu Asya'nın en büyük tapınaklarından biri, aynı zamanda Çin tapınağı, Çinlilerin tapınağı olarak geçiyor. Evet, buraya gezmeye geldik. Çok renkli, böyle rengarenk kırmızılar, sarılar, yeşiller, maviler, her renk var. Şimdi ben burayı keşfetmekte, evet inanılmaz derecede heyecanlıyım. Birazcık gezeceğim burada. Aşağıya doğru iniyorum tekrardan çünkü çatıya çıkmıştım. Ne işim var çatıda bilmiyorum ama çatıya çıkmıştım. Sıcaklık da 35 derece falan. Allah'tan birazcık rüzgar esiyor da o rüzgarla beraber serinliyoruz yani. Yoksa valla gezilecek tarafı yok yani. İnanılmaz derece sıcak ve aynı zamanda nemi var yani. Öyle bir şey. Öyle bir sıcaklık yani. Jalan Petaling Caddesi'ne geldim. Jalan Petaling Caddesi'ne. Burası aynı zamanda Chinatown diye geçiyor. Ben burada gimbal ve mikrofon kullanmayı uygun görmediğimden ve taksici de özellikle yanındakilere dikkat et dediği için şimdi burada bir şey kullanmayacağım. O yüzden şimdilik görüntü ve ses için özür diliyorum. Eski günlerime geri döndüm. Şimdi burada birazcık bir şeylere bakacağım. Marka çantaların, işte ayakkabıların vesairelerin çakmaları var burada. Şu Chanel'in torba çantaları, Vuitton'un valizleri. Muhtemelen yine çok absürt fiyatlar söyleyecekler ama yani inanılmaz ucuza alınabilir bunlar tabii ki. Bir pazar gibi düşünebilirsiniz burayı. İşte yine bu Dior çantalardan vesairelerden, cüzdanlardan var burada yine. Sağlı sollu böyle. Aralarda tişörtler vesaireler var ama en çok ilgi çeken tabii ki çanta. Bazı yerlerde inanılmaz kaliteli oluyor. Yani gerçeğini aratmayacak kadar benzer oluyorlar. İşte onları almak mantıklı. Birazcık da uygun fiyata alıyorsanız tabii ki. Burada böyle İngilizce adını bildikleri en güzel şey. Thank you. En güzel şey high quality demek. Böyle çekerek high quality falan diye çekmeye çalışıyorlar. Şimdi onlardan böyle uzaklaşmaya çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar onlara çok ölü fiyat teklif ediyorum. Sizce çok mu gıcıklık ediyorum? Ama yani turist olmanın verdiği şeyi kullanıyorlar resmen. Yani böyle çok sağa sola çekiştiriyorlar ve rahat rahat bakamıyorsunuz istediğinize ve pazarlık yapmak istediğinizde de bir yerden sonra falan diyorsunuz yani. O hoş olmuyor pek fazla. Ama olsun işte, geliyoruz mu? Geliyoruz, işimize geliyorsa alıyoruz, gelmiyorsa almıyoruz. İnatlaşıyorum biraz yani. Çünkü hani ederi o değil sonuçta. Tu göbek gibi bir yer düşünün, dört kola ayrılıyor. Dört kolu da gezebilirsiniz. Öyle bir yer. Ben şimdi üçüncü kolunu gezdim. Son kolunu da gezip çıkacağım. Henüz bir şey bulamadım. Daha doğrusu buldum fakat fiyatta anlaşamıyoruz. Öyle ilginç ilginç şeyler. Bakalım. Şu gördüğünüz Christian Dior'ların herhalde best çantaları meşhur oldu. Bu sefer de onları sürmüşler piyasaya. Ve gördüğünüz gibi Gucci ve Louis Vuitton, Fendi,
bel çantaları vesaireleri de var. How much is that one Gucci? $85. Buna da 85 diyor. 85. 85 Malezya ringgiti. Tabii pazarlık edilebilir yine. Bakar mısınız şu Dior'un ünlü çantalarından bile var. How much is Dior one? 95 ringgit diyorlar buna. Tabii ki fazla. Almak istesem pazarlık yapıp almam lazım. Onun ederi ben size söyleyeyim 40 ringgit falan. Biraz zorlarsanız 40 ringgit'e alabilirsiniz. Evet, yanımdaki taksici bile söyledi. Eğer turist olmasaydım baya %50 bir indirime falan tabi oluyorsunuz. Ama turist olduğum için tabii ki fiyatları çok fazla söylüyorlar. Ben de durup pazarlık yapmak istemiyorum. Çünkü pazarlık yapıyorsunuz. 40 diyorsunuz mesela. Atıyorum 40 ringgit'e söylüyorsunuz en son. Olmaz diyor. Veremem diyor. Ondan sonra tamam diyorsun. Problem değil. Gidiyorsun. Ondan sonra arkandan bağırıyor. 35, 30, 25. Geri sayım yapar gibi bütün fiyatları sayıyor size. O yüzden hani yani almak mantıklı gelmiyor. Bir de o kadar uğraşıyorsunuz. Mesela arkanızdan bağırıyor falan filan. Zaten çok da istediğim gibi bile bir şey bulamadım ama gösterdiğim gibi yani bütün markaların şeylerini yapmışlar. Çakmalarını diyeyim artık yani. Yani öyle bir şey. You wanna say something for Turkish people? Hello Turkish beautiful people. How are you all there? Oh, we all fine, huh? Oh, I got a lovely lady here by the name of Shirak. Oh, nice to know her and very happy to take her around in Kuala Lumpur. Why don't you all come over to Malaysia one day? Eh? Yeah, I'll meet you all. Neden bir gün gelmeyesiniz? Söyleyin bakalım. Bye bye. Love you all.